Şeytanı recim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersin konusunu bilmiyorum. Ama çok hoş inşallah olacak. Tevfik-i ilahi refikimiz olması dileğiyle Cenab-ı Hak. İnşallah refikimiz olur. İlk önce bir mukaddeme yapmak istiyorum. Yani okudum. Zeytinburnu'nda okudum. Burada okudum. Arabada okudum. Aldığım notlardan burayı okudum. Çünkü iki günden beri mutala ediyoruz birilerle. Biriler derken kanser hastalarıyla. Yurt dışında vesaire, onlarla konuşurken aldığım, onlarla burayı mutala ederken aldığım notları ve bu notları önceden size 5-10 dakika sürecek, onunla bakacaksınız, daha ileriye taşınacağınıza inandığım için yapıyorum. İlginç ama inançsız insan kendini terk edilmiş gibi hisseder. Çölde. İnançsız insan neye benzer? Terk edilmiş. Cümle cümle. Dünyaya, dünya için gelmeye, yaşamaya değmez. Dünyaya, dünya için gelmeye, yaşamaya değmez ama dünyaya ahiret için gelmeye, sıkıntılarına katlanmaya değer. Dünyaya dünya için bakarsan hakikaten değmiyor. Bir üzüm tanesi yediriyor, 10 tokat vuruyor. Hitap ederken suçlayıcı olma. Hitap ederken suçlayıcı olma. Bu üslubu kullanma. Mesela sen zaten böyle yaparsın yerine. Doğrusunu şöyle yapsaydın daha iyi olurdu de. İnsanı aldatan yine insanın kendisidir. İnsanı aldatan yine kendisidir. Peki beni başkası aldatıyor deyince şu. Seni birisi aldatıyor, suç ondadır. Aynı insan, aynı mesele, aynı insan seni aldatıyorsa tekrar, suç sendedir. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Müslümana zillet yakışmaz. Ya Resulallah, zillet nedir? Aynı delikten iki defa ısırılmaz. Ahmaktır. Bana diyorlar ki, niye affetmiyorsun? Hem buradan gönderme yapayım, bir sürü soru var bu konuda. Şahsi hukuku kale almıyorum. Affetmişim. İnan sineme çekmişim. Hakaret edeni, her türlü muamele yapanı çoğunu şahitsiniz. Sineme çekmişim. Umumi hukukta affetmek benim hakkım olmadığı için affetmiyorum. Umumi hukuk nedir? Dershanenin ahengini bozanı, cemaatin huzurunu bozanı affetmiyorum. Ve sessiz durmak şartıyla müsaade ediyorum. Tekrar yaparsam dershaneden kovuyorum. Affım da yoktur. Bir sene daha geçse almıyor. İnsanı aldatan, yani sizin için yapıyorum bunu. İnsanı aldatan yine insanı kendisidir. Sorular bekleyemez cevabı. Bakın, soruları arda da sıralayacağım şimdi. Soruları bekleyemez. Sorular bekleyemez cevabı. İsterler cevabı devamlı soruların. Senin içinden doğan sorular var. Onlar mutlaka cevap bekliyor. Bekleyemiyor. Yani şunu soruyor. Hayatın niye sıkıntılı? Kendine bir sor. Hayatın niye sıkıntılı? Peki ya, cevabını biliyor musun? Peki cevabını biliyor musun? Hayata ne ile tutunmuşsun?
Hayata ne ile tutulmuşsun? Yaşadığın hayat düşüncelerine uyuyor mu? Unutulmak istemeyen insan toprağa girince kaybolup unutulup gideceğini bildiği çare düşünmemek mi yani? Mesela unutulmak istemiyor insan. Filmlerde, resimlerde kalmak istemesi bundan geliyor. Unutulmak istemeyen insan toprağa girince kaybolup unutulup gideceğini bildiği. Peki bunun çaresi düşünmemek midir? Ölümü düşünmemek midir? Ölümün çaresi. Bu hayat gidiyor. Gittiğini bildiğin halde bilmiyormuş gibi davranmayı nasıl başaracaksın? Nasıl başarıyorsun? Bu hayat gidiyor. Bu hayat bitiyor. Bitmeyecekmiş gibi bu yalanı, buna nasıl inanacaksın? Bir de okuyorum. Bu hayat gidiyor, gittiğini bildiğin halde bilmiyormuş gibi davranmayı nasıl başaracaksın? Aldanışından yardım mı dileyeceksin? Aldanıyoruz. Bu aldanış bizim kazanım, aldığımız bir yardım mıdır? Yani hayata rağmen ters düşünüyoruz. Yani ebediymiş gibi düşünüyoruz. Bu aldanış gidişe çare midir? Bilmiyormuş gibi davranmayı hadiseler, bak bilmiyormuş gibi, sanki bu hayat fani olduğunu, kaybolup gittiğini bilmiyormuş gibi davranmayı hadiseler, yaşlılıklar, etrafındaki bir sevdiklerin gitmesi senin direncini kırmıyor. Acaba ne atlıyoruz? Bir şeyden atlıyoruz yani. Bir şeyleri atlıyoruz gibi geliyor bana. Niye kale almıyoruz? Bu hayata rağmen ters düşünmeyi, hayatın gerçeğine karşı göz yummayı, düşünmemeyi, acaba bu meseleyi atlamada nereden ihtiyaç duyuyoruz, nasıl başarıyoruz, o da düşünülmesi gereken bir mevzu. Çok acayip bir mevzu. Peki, dünyada hep beraber yaşarken, beraber iken yalnızlığı düşünemiyoruz, azap çekiyoruz. Kabre girmeyi düşünemiyoruz, azap çekiyoruz. Gece mezarı düşününce, kefeni düşününce uykumuz kaçıyor. Bu düşünce bu kadar bize azap veriyorsa ya oraya gireceğiz, o ne yapar bize? Düşünce hayatımızı zehir ediyor, ya kendisi ne olur? Onun çaresini sıralayacak. Hayatın en kesin gerçeği odur ki sonu ölümdür. Hayatın en kesin gerçeği odur ki ölümdür. Ölüm izah edilmedikçe insanoğluna huzur yoktur. Ölüm öldürülmelidir. Ölüm izah edilmelidir. Ölüm çözülmelidir. Ölüm ancak kendini çözerek çözülür. Ölüm kendisi çözülemez. Hayatın anlamsız olduğunu bilerek yaşamak ne büyük işkence. Mesela iman yok. İman yok. Hayat anlamsız. Hayatı anlamsızlaştırmış. Anlamsız olduğunu bile bile yaşamak kadar işkence var mı? Karşı konulmaz bir güç seni faniliğin gırdabına sana rağmen itiyor. Bir daha. Karşı konulmaz bir güç seni faniliğin gırdabına sana rağmen itiyor. İtiyor. Direniyorsun ama ne çare? Faniliği gırdabına itiyor bir güç. Hayat seni terk ediyor.
yaşarken bile yalnızlığın azabına dayanamazken ya yalnız kalınca ne olacak? Bunların tek tek çaresi olacak işte biraz önce, sonra. Hayatta kendini fark edilmiş gibi hisseden kişi, bir daha, hayatta kendini terk edilmiş gibi hisseden kişi, imansızlık bunu veriyor. Hayatta sanki terk edilmiş, çöle atılmış bir insan gibiyiz. Çöle atılmış, unutulmuş, kaybolmuş. Yani eski de Tobe yani, gençliğimde düşünürdüm. Dağda bazı çay tarlalarına gittiğim zaman eskiden de düşünürdüm. Diyordum ki, Tobe yani, gençliğimizin şeyi, Allah bu kadar işleri var. Semaya bakardım, gece daha çok düşünürdüm. Şu galaksiler, şu yıldızların içerisinde, bu ağacın altında Allah benimle nasıl meşgul olacak ki? Düşünürdüm ya. O zaman bana şey geliyordu, unutulmuş, terk edilmiş gibi bir his geliyordu. Oysa güneş için hiçbir ağaç gizli kalabilir mi? Güneş için bir yaprak gizli kalabilir mi? İşte Allah da böyle. Neyi nerede arayacağımı, neyi nerede yaşayacağımı bilmeyen insan. Neyi nerede arayacağını, neyi nerede yaşayacağını bilmeyen insan en muzdarip insandır. Mesela fıtratının iktizası bekadır. Fanide bekayı arıyor. Neyi nerede arayacağını, neyi nerede yaşayacağını bilmeyen bir insan cevabı yoksa onun kadar muzdarip kim olabilir? Benden istenilenleri yapmamanın acılarını çekiyor. Bunun adı sıkıntıdır. Yaşadığım hayatla iman ettiğim hayat arasındaki farklılık kadar sıkıntı çekiyor. Yani olduğumla olmak istediğim hayat arasındaki fark kadar sıkıntım odur. Hangisi çekilmesi lazım Hasan abi? O mu oraya gelecek, diğeri mi oraya gelecek? Yaşadığım inandığıma çıkması lazım. Sebepsiz, anlamsız dünyaya gelmiş olamazdım. Sebepsiz, anlamsız dünyaya gelmiş olamazdım. O zaman anlamsız yaşamanın bir bedeli olmalıydı tabii. Yani anlamsız, manasız yaşamanın bir bedeli vardır. O da intihardır. Hayatta bir yalan, bir de hakikat var. Ortası yoktur. Hayatıma Allah'ın Celle Celaluhu, bunun altını çiziyorum şu anda söylediğimi. Bakayım ne olacak? Hayatıma Allah'ın yerine koyabileceğim bir şey bulamadım. Allah'ı alemimden çıkarınca o boşluğu dolduracak bir şey bulamadım. Allah'ın yerini dolduracak bir şey var mıdır? Hayatta en değerli şey, bu da içimden geliyor kemiğime kadar, hayatta en değerli şey inanabilmektir. İnanmak ne büyük nimetmiş. Bu bana ve hayata anlam katar. Önümdeki ölümü kaldırandır. Allah'a inananlar, Allah'a inanmak mecbur kalacak kadar delil bulduklarından değildir. Allah'a inkar edenler, Allah'a inanmak adına delil bulamadığından değildir. Allah'a inkar edenler delil bulamadığından değildir. İnkar etmek niyetlerindendir. Allah'a iman edenler iman etmeye niyet ettikleri için Allah'ın varlığına küçük bir işaret delil oluverdi. Allah'a inkar etmek
kararına ve niyetine gelen insan için deliller de işaret nevine düşer. İlk önce niyettir. Allah'a inanmak niyet edilirse küçük bir emare, ipucu delil olur. Allah'ı reddetmek, inkar etmek niyetindeysen deliller ipucu seviyesine iner. İşaret nevine iner. Yani hiçbir anlam ifade etmez. Yeter ki sen Allah'ı inkar etme niyetine girdin mi, hiçbir delil, hiçbir mucize seni iddia edemez. Ebu Cehil buna delildir. Sen imanına bakar mısın? Bugüne kadar imanlı yaşamanın sebebi çok büyük delilin olduğundan mıdır? İman etmeye çok büyük delilin vardı ondan mıdır? İnanmaya niyet ettiğin için küçük ipuçları senin için delil oldu. Hayatta en büyük nimet bundan inanabilmektir. Bir şeye tutunabilmektir. Bir şeyle teselli bulmaktır. Bulabilmektir. Çünkü inkar da bir inanmaktır. Şimdi başka bir şeye giriyor. Son bir cümlemiz ama 2-3 satır. Allah'a Celle Celaluhu iman, peygambere iman, ahirete, meleklere, kitaplara iman, hepsinin adı iman. Allah'a iman, peygambere iman, kitaplara iman, ahirete iman, meleklere iman, hepsinin adı iman. Bak işte. Ne demek iman ya? Ben dedim. İman nedir? Allah kim? Ahiret kim? Ne? Ama ikisi de iman. Melekleri inkar etmek neyse Allah'ı inkar etmek o oluyor. Allah'ı inkar etmek neyse ahireti inkar etmek o oluyor. Peygamberi inkar etmek, Allah'ı inkar etmek neyse kaderi inkar etmek o oluyor. Peki bu iman ne diye merak ettim. Hepsi de iman. Hepsinin adı iman. Ne demek iman? Suretin adı iman. İmanın içeriği var. Nereye iman etmişsen onun şahs manevisiyle alemini inşa ve ihya ediyorsun demektir. Allah'a iman etmek ruhunu ihya ve inşa ediyorsun. Mesela Allah'a iman ile enfus alemini inşa ve ihya ettiğin gibi peygamberlere iman etmeyle de içsel alemini ihya ve inşa etmek apayrıdır. Ve bunlarla dünya hayatını manalandırır ve yaşanır bir hale kılar. Mesela ahirete iman etmek insanın en büyük sorunu olan arzu-i bekasını, sonsuzluk arzusunu cevaplandırandır. Hayatına anlam katan Allah'ın varlığı o daima hayatın içeriğini dolduran, fıtratın isteğini dolduran ahiret imandır. Hepsinin imandır ama emin olmak zaten imanın adı. İçeriği farklı. Allah'a imanın içerisinde Allah var iken ahirete imanın içerisinde ahiretin hakikati var. Peki ne işe yarıyor? Unutmayın. Nereye iman ediyorsanız ruhunuz onunla besleniyor demektir. İstersen o çocuğu götür o tarafı şey yapıyor. Hadi abisin. Bir daha. Nereye iman ediyorsanız dünyadayken bile oradan onunla besleniyorsunuz. Mesela ahirete ve ilk önce Allah'a söyleyeyim. Allah'a iman etmeyle yalnızlığını ortadan kaldırıyor. Bak dünyada. Çünkü ahirete gittikten sonra ahirete iman bir işe yaramaz. Allah'a iman etmek bir işe yaramaz. Zaten oradasın. Orada zaten ahirete iman et denmiyor sana. Çünkü iman gaybadır. Peki nedir o? Buradayken orayla besleniyor insan iman etmeyle. Nasıl besleniyor? Cep telefonu.
akıyorsun burada ama bütün internet sistemi vasıtasıyla her yerin içindesin. Her şeyden istifade ediyorsun. Buradasın. İman etmek, bağ kurma. Bağ kurdun mu, orası burada oluyor. O bağı kaldırdın mı, demir parçası oluyor. Hiçbir değeri yok. Yeter ki telefon kartını tak. Telefon kendisi bedendir. Batarya hayattır. Program ruhtur. Telefon kartı imandır. Telefon numarası imanın seviyesidir. Ettiğin yeri içine girdiğin gibi ya oraya getir ya tamam kamyon indireceksin. Eşya sağ tarafta ya. Bak orada göreceksin bak merdivenin altına koyacaksın. Oysa konuştuğun yer vardı burada. Ama sanki önündeymiş gibi tanım yapıyorsun. Sağa gel diyorsun. Bak sağa gel. İndir oraya. Bak orada göreceksin ya. Orada bir yer var ya. Oraya indir. Eli de böyle yapıyorsun. Yani konuşurken oradaymış gibi davranmak insan düşündüğü yerdedir. Ondan kaynaklanıyor. Şimdi iman etmenin dünyada onunla inşa oluyorsun. İnsanın evet arzusunu neyle tatmin edeceksin? Hayatı neyle anlamlandıracaksın? Dünyaya, dünya için gelmeye değmiyor. Hakikaten anlamı yok. Dünyanın içerisindeki hadise nedir yani? Mesela deprem olmuş. Bu nedir? Nereye göre nedir? Allahsız, ahiretsiz izah et. Zulümdür, mantıksızdır. Mantığı yoktur. İzahı da madenlerin kaymasıyla bu kadar emek yok oldu. Mantık mı yani şimdi bu? Bu kadar senelerce, 70 sene bakılacak bir insan, sonra kurtlanacak, çürüyecek insan. Mantık mı yani şimdi bu? Bir üzüm tanesi yedirecek, 10 tane tokat vuracak. Mantık mı yani bu? 10 dakika yemek yiyorsun, lezzet alıyorsun, 5 saat midede kıvranıyorsun. Mantık mı yani bu? İzah mı yani bu? Dünyayı dünya ile izah edemezsiniz. Değmiyor. İzah edilemez zaten. Ancak burası orası ile izah edilirse anlam katıyor. O zaman hep böyle olması lazımdır diye deyiveriyorsun. Ve bunlarla dünya hayatını manalandırır ve yaşanır hale kılar. Ahirete iman yoksa hayat anlamsız olur ve yaşanmaz hale kılar. Anlamsız hayata intihar seçenek olur. Yoksa ne, ne için, nedir? Dünyaya sorduğun soruların cevaplarını bulamazdı. Ben niye geldim? Dinsiz, din yok, izah et. Niye buradayım? Niçin ölüyor? Din yok, izah et. Nasıl izah edeceksin? Öldün. Kimya ile çöz bakalım kabiri. Matematikle çöz. Neyle izah edeceksin? Yani hayat anlamsız olur. Hayatı anlam kılan imandır. Geçmişini anlamlandıran Allah'a iman, geleceğini yani fıtratın isteğine cevap ise ahirete imandır. Neyi, nerede, ne yapacağımı anlamlandıran peygamberliğin varlığıdır. Şimdi, Şualar 223. İnsanın sair zihayatlar üstündeki tefevvükü, böyleyken insanın diğer canlılara karşı üstünlüğü ve rütbesi, yani eğer iman yoksa en muzdarip, en berbat, en sıkıntılı bir mahluk. İman yoksa. Hayvanatlı olmadığı için dünyada rahattır. İnsanın en büyük nimeti aklıyken ahirete iman veya Allah'a iman yoksa en büyük beladır. Bütün musibetleri, psikolojik sorunları başına bela yapan aklın değil midir? Senin en büyük düşmanın aklın değil mi? Sana rağmen çalışmıyor. Abi kurtulamıyorum ya böyle düşünceler geliyor ya.
O kadar mantıksız şeyler getiriyor ki. Abi niye? Hayır de derdini söyle. Ya ben diyor iyiyim ama diyor. Ya ön, gelecekte acaba kötü olacak mıyım? Tamam, dövülmeden ağlıyor mesela. Kendimi kötü hissediyorum. Bunu sana getiren akıl değil midir? Aklın en büyük bela değil mi sana? Ama en büyük nimet. Bu çözülmesi lazım. İzah edilmesi lazım. Yönetilmesi lazım. Aklın üstü bir hakikatle akıl yönetilir. O da imandır. Akıl imanla yönetilir. Yönetemezsin başka. İnsanın sair zihayatlar üstündeki tefevvük üstünlüğü rütbesi ise yüksek seciyeleri, bak insanı üstün kılan sistemden bahsediyor. Seciyeleri var. Cemiyette istidatları var, yani kapsayıcılığı var. Yüksektir insanın istidadı, kapsayıcıdır. Ve küllü ubudiyetleri var. Yönelişi var, anlamlandırması var ubudiyet. Yani mesela ubudiyetin içerisine az, fark, noksan, kusur. Niye var bende bunlar? En harika benim, sistem bana çalışıyor. Niye en muzdarip benim? Dünyaya bakın. Muzundan sana çalışıyor. Gülün güzelliği sığıra çalışmıyor. Yani sığır için gülün ha pembe olmuş ha beyaz olmuş. Bir anlamı yoktur. Kedi için ha muhabbet kuşu ha fare. Hiçbir fark yoktur. Köpek için, kedi için ha taze et, ha kokmuş et. Belki de kokmuş et daha iyidir. Hayatın hiçbir anlamı yok. Her şey bana çalışırken toprağın altındaki madenlerden semayı böyle gece tavanımızı süslemiş. Ama en muzdarip insan. En muzdarip insan. E bunu nasıl çözecek? İman. İman bir varsayım değil, bir anlayış değil, bir Galatasaray, Fenerbahçe tarafkirliği değil. İman mahluktur, varlıktır, realitesi vardır, pakettir, enerjidir. Telefonun bataryası gibidir. Miktarı var, %67 dolu, %85 dolu. İman mahluktur, sureti mahluktur. Hakikat esma ilahiyedir. Mahiyeti Allah'tadır. Yani gelişi bu. Sureti mahluktur. İman kuvvettir. İman nurdur. İman intisaptır. İman kuvvettir. Mazini tamir ederken iman nurdur. Geleceğini tenvir ediyor. Nurlandırıyor. Ufuk açıyor sana. Hayat anlamlandırıyor. Fıtratına hedef gösteriyor. Nurdur. Varlıktır. Realitedir. Bir Galatasaray, Fenerbahçe gibi tarafgirlik değildir. Vardır. Enerji artar o. Şehvet gibi, gadab gibi, öfke gibi insanı sarmalayan bir enerji paketidir. Ya enerjidir ya. Kuvvettir diyor çünkü. Artırılması lazım. Artırılması lazım. Küllü ubudiyetleri ve geniş vücudu daireleri itibariyledir. Yani insan her şeyle alakadar. Her şey. Çünkü insanlık onu alakadar etmiş her şeyle. 9. sözde geçiyor. İnsanlık insanı her şeyle alakadar etmiş. İnsanlık insanı her şeyle alakadar etmiş. Toprağın altındaki madenin sır için hiç önemli değil. Semanın güzel süslenmesi sır için önemli değil. Gülle otun renkleri farklılığı hiç onun için önemli değil. Halbuki o insan hem madun hem ölü hem karanlık olan geçmiş ve gelecek zamanların ortasında sıkışmış bir kısa zaman olan hazır vaktin mikyasıyla ölçüsüyle hamiyeti, muhabbeti, kardeşliği, insaniyeti gibi secil alır. Şuraya bak, imansız, geçmiş ölü, gelecek de ölü, sıkışmış iki ölü arasında, mazi yok. Yani şey hepimize soruyorum, kendime de sorduğum için zaten bunları şey yaptım. Sor bakalım. Şu anda vefat etsen tutunacağın neyin var? Vardı kanser dediler. Dediler ki esbab noktası 15 gün. Gözünü böyle yatakta yatıyorsun. Gelen gidenler oyalıyor seni de inanmıyorsun zaten. Peki tutunacak bir şeyin var mı?
Ben soruyorum herkes kendisini. Ben şu anda, ki buradayım ben de öleceğim ya. Şimdi bu ölüm vakı olacağı zaman, sekeratta veya bir ciddi bir hastalıkta tutunabileceğim neyim var dedim. Herkes kendisine sorsun. Neyim var? İman. İman. İmandan başka hiçbir şey görmedim. İmandan daha kıymetli neyimiz var? İnanabilmek kadar büyük nimet. Ondan dedim, inanabilmek için büyük delile gerek yok. İnkar için, bak inkar eden delil bulamadığından değil. İnkara niyet ettiği için büyük deliller bile manasızdır. İşaret nevi neymiş? İnanmaya niyet et, inan bana küçük ipuçları delil olur sana. Ufak ipler halat olur. İnanmamaya niyet et, inanmamaya reddetmeye niyet et, halattan iplik olur. O niyet kastı mı oluyor sana? Kastı oluyor. İnanmaya başladın mı içini, Tolstoy öyle diyor. Çok ilginç. İnanmaya bir niyet ettim, çünkü diyor böyle hayat olmamalı dedi. Niyet ettim, gavur, tamam mı? İman ettiğini açık olarak bilmiyoruz ama bu ifadelerinin iman ettiğine ben anlıyorum. İmana niyet ettim dedi. İçime bir baktım ki karanlıklar gitti. Sonra dedim ki insanın en büyük ihtiyacı inanmaktır. Tolstoy'un sözü. Son asıl edebiyatçılardan Rus. Çok ilginç adam yani. Ve imanlık gittiğini söylüyor. Ve son yazılarında, kitaplarında hep imandan bahseder. İmanın içi aydınlattığını bahseder. Ümitsizliğimi ancak Tanrı'ya inanma ile buldum dedi. Ben okudum yani bunu. Mecburdur insan. Çünkü insanın fıtratında inanmak ihtiyacı vardır. Ama inkarcılık da bir inanç olduğu için onunla tatmin oluyor. O da bir inançtır. İnkar da inançtır. Ona inanıyor. İnansız hiç kimse yoktur. İnkar eden de inanıyor. İman eden de inanıyor. Ama inkarla iman şeyleri farklı. Şuraya bak Allah aşkına. Bak hem o insanın hem mağdum hem ölü hem karanlıklı olan geçmiş. Geçmiş neymiş? Yok. Geçmiş ölü. Geçmiş karanlık. Gelecek zamanlar ortasına sıkışmış. Geçmiş de öyle, gelecek de yok. Geçmiş gelecek, mağdum. Mağdum ne demek? Yok. Yok. Ölü ve yok olduğu için karanlık. Geçmiş ve gelecek, mağdum, ölü ve karanlık. Yok. İki yokluk arasında, iki karanlık arasında sıkışmış bir mahluk insan. Neyi anlamlandıracak? Allah'tan Allah var. İyi ki Allah var. Allah'tan Allah var. Bak hiçbir şeyle bu kafa nasıl duracak ya? Neyi? Neyle ifade edeceksin? O boşluğu neyle dolduracaksın? Size bir şeyi anlatayım böyle. Köye gittim. Telefonumun %17 bataryası vardı. Bizim Koruya Tepe'ye çıktım. Köyümüzden 45 dakika yaya çıktım. Oradan da bizim daha ileride bir saatlik de yolumuza bir tarlamızın ta tepesine çıktım. Akşamı tepede kıldım. Akşamı kıldım. Yatsıyı da derede kıldım. Tepeye dereden, yani köyden 1,5 saat uzakta. Yatsı geçmiş, oraya çıktım eskide. Ben de bilmiyordum. Cep telefonu,
Fener var ya Fener. Fener'i çok bitirdiğini bilmiyordum. Fener'i. Arda oturup cep telefonunda Fener'im de var ya. Ondan sonra oturdum orada. Ama ağaçların şırıltıları. Yani insan nevi olması mümkün değil. Hani eskide işte 98'de sığındığım ağaçlar var ya kovuklara. Kaçıyorduk 98'de. Oralarda. Sonra lambayla okuyordum. Hiç unutmuyorum. Fotokopisini çekmiştim. Dördüncü şu anı. Hasbunallah. Orada. Çok okurdum ben orada. Onu almış götürmüştüm. Okurken lambayı açtım. Bir baktım ki fener bitmiş. Zifiri karanlık. Orman. Yaşadığım aletlerden bir parçasını işte 1,5 saat bir ders yaptım yalnızlık diye dün. Orada yazdım. Dağda kimse yok değil mi? Yalnızım. Zannediyoruz. Meğer herkes oradaymış. Sonra baktım ki şehirde insanoğlu yalnız. İnsanın yalnızlığı kendisinden uzaklaşmasıyla olur. Yani bu şehir la kara lu karalar biz hep dışarıda yapmış. Hep böyle böyle. Hiçbir zaman içerideki kaosu, derinliği, yakıcı ateşi fark etmemişiz. Unutmuşuz. Ne zaman daha yalnız kalınca içeriye girdim. Hiç kimse yok. Zannediyorsun bir baktım ki baktım herkes orada. Babaannemin, annemin, köylümün, dayımın, geleneğin söylediği hortlak var, öcü var, o geldi, bu geldi, huu falan. Herkes orada. Baktım herkes cirit atıyor. Bir baktım karanlığı örten başka bir karanlık gördüm. Bir daha söylüyoruz. Karanlığı örten ondan daha dehşetli karanlık. Yalnızlık. Ondan daha dehşetli yalnız karanlık gördüm. Sessizlik. Sessizlik kadar karanlık görmedim bir şey. Karanlığı örten yalnızlık, sessizlik, vehim, korku, vahşet, dehşet, yeis. Ezber söylemiyorum. O kanalları söyledim size. Dibi olmayan bir gırdap gördüm. Hissettim. Zevk ettim. Böyle gidiyordu. Yani yalnızım. Karanlık. Yalnızım. Sessiz. Ses yok. Ondan sonra başladı herkes vehim. Sonra başladı korku. Bana yansıması vahşet, dehşet, yeis, ümitsiz. Korkunç bir şey ama korkunç. Dedim ki bir insan buna dayanamaz. Bunu nasıl kapatıyor şehirde? La kara lu karalarla kapanıyor. Peki büyük zatlar ve peygamber, bir tane büyük zat ve bir tane peygamberi görmedim hayatlarında mağarası olmasın. Hepsinin mağarası var. Ne yaptılar? Bu dehlizi, bu kuyuyu fark edip ne yapmışlar? Orayı Allah ile doldurmuşlar. İçi boşalmadıkça birisi gelmedi. Allah ile doldurdu. Allah var. Problem yok dedim. Allah var dedim. Bağırdım. Allah var. İyi ki Allah var. Hasbunallah dedim. Her taraf sanki güneş vurdu. Daha da ben yaşadım söyledim. Bu sefer zevke inkılap etti. Allah var. Allah var problem yok. Kabir var. Allah var. Mezarlık var. Allah var. Kanser var. Allah var. Fani bir hayat var. Allah var ya. Allah var. Allahu Ekber ya. Her şeyin çaresi. Bir baktım ki o mazideki kültürün bana yükledikleri, dayattıkları öcüler, hortlaklar, şunlar falan. Allah Allah hiç kimse yok. Onlar ünsiyetli bir dost olmuştu. Allah Allah. Şimdi o şeyi görün bak şimdi.
Allah o kadar seviliyor ki o zaman. Böyle tövbe estağfurullah. Sarılasın geliyor yani. Tabii. Sarılası sevesin geliyor. Allah o kadar tatlı oluyor ki o zaman. Ama siz denemeyin de. O şuuru imanla, yani imansız mümkün değil. Adım atamazsın. Her an kalbiniz durabilirdi. Çare Allah var. Her an. İlle ölmek için sebep mi lazım? Sen vefat ettikten sonra söylerim senin sebebini. Vefat etmeye sebebini sen bile bilmeyeceksin kendinkisini. Vefat edince biz bileceğiz ki falanca falan sebeple öldü. Ama sen bilmeyeceksin. O şuur imanla mahbub-u mutlak olan kadir-i mutlakın, o şuur imanla mahbub-u mutlak olan kemal-i mutlakın varlığı, yani kemal-i mutlak Allah varlığı, onu bilmek. Allah var olabilir ama bana bir şey getirmiyor. Varlığını bilmek. Ne oluyor o zaman? Bana taşınıyor. Allah bana taşınıyor tabi. Yani şu misali vermiştim, hatırlıyor musunuz? Allah siz en çok sevdiğinizi hiç sevmediğiniz kişiye verir misiniz emanet? En çok sevdiğiniz nedir? İmandan hariç maddi namustur. Değil mi namus? Siz namusunuzu en namussuz olduğuna bildiğinize teslim eder misiniz? Etmezsiniz. Şimdi Allah'ın en çok sevdiği nedir? İman. Allah'ın en çok sevdiğini hiç sevmediğine vermez. Allah'ın en çok sevdiğini en çok sevdiğine verir. İman Allah'ın en çok sevdiği. Sana vermiş. Seni çok seviyor da ondan. Ben seni sevmiyorsam vallahi kalemimi bile vermem. Ama seviyorsam seni, kalemim dışında yemeğimi ortak bile ederim. Peki Allah'a iman etmek ne oluyor? Bir bağdır. İman bağdır diyor. İman intisaptır. Telefon kartı bir bağdır. Bağ sebeptir. O kartla ben videolara giriyorum. Sitelere giriyorum. 4G ile adamla görüşüyorum. Görüşmüyor muyuz görüntü? Sesle her tarafa gidiyorum. İşlem yapıyorum. İşlem yapıyorum. Siteleri yönetiyorum. Ben oraya taşınıyorum. Ya insanoğlunun yaptığı bir şey. Bu nedir o? Sinyal, imandır o. Bağ, imandır. O bağ kurdun mu, orası burada oluyor. Allah sana taayyum ve teşahhus ediyor. Lazcası taşınıyor sana. Allah ile gıdalanıyorsun dünyadayken. İman etmeyin. Bak ne diyor? Şuur imanla, imanını fark edeceksin ama. Ana babadan kalan miras gibi, apartman gibi iman olmamalı. Ona katkı sağlayacaksın. O imanın çapını genişleteceksin. Kalitesini yükselteceksin. Onun adı şuur iman. Onunla mahbub-u mutlak olan, mahbub-u mutlak, mutlak sevilmeye layık olan. Onun ihtiyacı yok ha. Onun ihtiyacı yok. Bir adam, bir delikanlı, bir kızı seviyor. Onun bile haberi bile yok ya. Onun bile, onu sevmeyle bile kendisi motive oluyor. İnşa oluyor. Onun varlığı, bunun varlığına sebeptir ki ben seni sevmiyorum dediği zaman intihar ediyor. Bir kız için intihar eden adam Allah için ne yapar? Kız dese ki ben seni sevmiyorum, intihar ediyor. Peki Allah sana dese ki ben seni sevmiyorum. Allah beni sevmiyor. Ne demektir bu? Bilsem. Ama bilsen ki Allah beni seviyor. Nereden bildin? Allah seni sevdiğine delil, en çok sevdiği şeyi sana veren vermiş. İman. Başka. Hadis-i Kudsi de diyor ki Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Şu anda Allah'ın sevdiği işi yapıyorsun. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbine koyar. Allah seviyor musun? O kadar seni Allah seviyor. En az. Başka? Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Başka? Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir.
Başka? Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Yani hiçbir tane tutmadı mı sana? Bu 5-6 tane hadisi kutsiler. En azından ben garanti veriyorum sana bir tanesini. İmanın var senin. Mahbub-u mutlak olan Allah'ı sevmek bizim ihtiyacımızdandır. Odunun, bahçenin, çiçeğin güneşe ihtiyacı olduğu gibi. Güneşin bunda ihtiyacı yoktur. Mahbub-u mutlak olan kemal-i mutlakın varlığı olabilir ama ben onu bilmekle şiddet, çok şiddetli ve fıtrı olan muhabbet-i zatı tatmin edilir. Yani kendimi inşa etme, kendimi tanımlama, kendi özüme dönme, kendimle tanımlama. Yani aslım. Peki ne demek bu aslım? İnsanın aslı cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, alimlerinin çekirdeğidir insan. Onlar insandan yapılmış. Fark ediyor işte. Kendi özünü tanımlama nispetinde bunun farkına varıyor. Çünkü şeceri hilkat Allah Resulü'nün nurundan yaratılmış. Nur-u Muhammedi'den yaratılmış. Nur-u Muhammedi'nin bizdeki cilvesinin adı da Ene'dir. Yani Nur-u Muhammedi güneş olsa, ayna ruhumuz olsa, aynadaki güneş Nur-u Muhammed'in cilvesidir. Ene. Aynadaki güneş, semadaki güneşin ne aynasıdır ne gayrısıdır. Buna Ene denir. Hem baki sermedinin bekasına, iyi ki Allah var, bu bir. Var ama baki olmazsa. Ama Allah'ın tövbe kalitesi şey değil ama biz düş tefekkür için söylüyorum. Allah olabilir ama Allah baki olması Allah'ı başka bir şey taşıyor. Yani burada diyor ki baki sermedinin bekasına ve varlığına, Allah'ın varlığına, benim şuurum, varlığına ait o şuur imanı ile kainatı ve nevi insanın kemalatı bilinir ve bulunur. Yani Allah ile insan kemalatını bulur, anlamlanır. Anlamını ifade eder. Allah'ı kaybetmeyle insan anlamını yitirir. Anlamsız olur. Dedim ya hiçbir mana ifade etmiyor dersin başından söyledim. Hiçbir şey ifade. Nedir yani? Çürümek için mi varız burada? Azap çekmek için mi varız burada? Allahsız, ahiretsiz. Anlamlandırın bakalım kanseri. Ölümü anlamlandır bakalım. İhtiyarlığı anlamlandır. Bir yüzüm tanesi yedirip 10 tane tokat vurmanın anlamı mı var? Mantığı mı var? Ama Allah olunca, ahiret olunca diyorsun ki ha, o zaman anlam kazanıyor. O zaman değer alıyorsun. Niçin anlamıyorsun diyor ustad. Ya bir serçe kuşu kadar bizim hayatımız lezzetli değil. 20 derecede ondan daha harika cihazlarımız var, ruh değil. Ama serçe gibi yaşayamıyoruz. Hayvan kadar olamıyoruz. Niye bundan anlamıyorsun ki sen burası, buraya, burası için değilsin? Diyor ki, o baki sermedinin bekasına ve varlığına ait o şuuru imanı ile kainatın ve nevi insanın kemalatı bilinir ve bulunur. Ve kemalata karşı fıtri meftuniyet, yani insan kemal, yani kemal ne demek? Çekirdek mesabesinden ağaç olmak arzusu. Her fıtratta var bu. Kemalat bu yani. İnsanın kemalata karşı fıtri meftuniyeti hadsiz elemlerinden kurtulup zevk ve lezzetini alır. Yani kemal bulmak için, kemal bulmak için şöyle diyeyim. Hamur yaparsınız ekmek için. Suyla yoğurursunuz. Ekmek için yetmiyor bu. Fırın lazım değil. Hadiseler işte buğday ve hamur olmaktır. Sıkıntılar, belalar o ekmeği pişiren fırına benzer. Bu sefer ben kendimi inşa etme adına ben buraya, burası için gelmedim. Teçhizat almaya, fıtratımı kendimi inşa etmeye geldim ve ebede karşı fitri bir ihtiyacım var, ebed yaşama. Fıtri meftuniyet, o zaman dünyevi hadiselere karşı hadsiz elemlerinden kurtulup, dünyanın hadsiz elemlerinden kurtulup zevk ve lezzetini alır buradayken. İmam-ı Rabbani Hazretleri der ki, şuur-u imaniyle ruhunda bekaya karşı arzularını uyandıran bir insanın
Allah ile ve ahiretle beslenmeye başlar. Avamın cennete girip alacağı lezzeti, havas, daha ölmeden ruhunda o havaları yaşar. Cenneti, alemi cennete döner. Son şey okuyayım, üç satır. Saat ne tarafta kaldı? Ha şurada. Hem o şuur imanı ile o baki sermediye bir intisap, şuur imanı ile bir bağ atmak. Mesela cep telefonuna bir kart aldın. Yani istasyonu tanıdın. Bir şirketi tanıdın. Veya Keban Barajı'nda imal edilen 500 bin voltluk ceyranı basit bir tel atarak tanıyorsun. Mahallede bir tel atıyorsun evine. Keban'dan istifade ediyorsun. Ha, Allah'a da böyle intisap, bir iman telini atıyorsun. Allah'lık hakikatinden istifade ediyorsun. Bir daha Allah'lık hakikatinden beslenmeye başlıyorsun. Allah ile besleniyorsun. Dün Allah ile besleniyoruz. Nurlanıyoruz. Hadiseler çözülüyor. Tatmin oluyoruz. Kör düğümler açılıyor. Altında ezildiğin hadiselerin üstüne geçiyorsun. Ka Allah'a iman bir kuyudan merdiven olur. Ka dağa çıkmak için ip olur. Uzağı görmek için dürbün olur. Kağıt kapalı bir ortamda hava ve nur girmesine pencere olur. Allah'a iman edince. Bitireyim şunu. O şuur imanı ile o baki sermediye bir intisap ve o intisabın imanı ile. Yani dağa çıkacağız ama çok yalçın kayalar, çıkamıyorsun. İp al. Çevir dağcılar gibi. Attın. Tak takıldı. Takıldı. Hadi tut. En yalçın kayalara bile böyle 45 derece asfaltta yürür gibi çıkarsın. Yol olur sana ip. Yolsuz yerde. İman, intisap böyle bir şey işte. Böyle bir kuyuya merdiven olur sana. Kör gözlerine dürbün olur. Kapalı zindana pencere olur. O intisap. Alemin nefes alıp of be diyorsun. Onu yaşadığınızın bir tane misal vereyim. Namazı durduğunuz zaman, hele yatsı namazı. Geç, namazı geç kıldığınız zaman sıkılmıyor musun? Namaza durduğumuz zaman böyle, alışan bir ruh için tabii. Namaz kılınca, kıldın mı şimdi namazı? Kılmaya var mı böyle? Sonra kılacak tabii. Yatsıya daha var. Değil mi? Kılmaya var değil mi? Şu anda sıkıntı var. Eğer kıldığın zaman o kılanlar için söylüyorum. İyi ki kıldım. Şöyle benim için düşün. 11'de 12, 1'de 2'de dersten çıkıyorum. Ancak Zeytinburnu'na yerime gidiyorum. Ulan binadan çıkarken 6. kata. Ulan yatsıyı kıldım mı? Böyle bir sarmalıyor bir şey. Böyle bir kıldık. Şu anda çok rahatsın kılmışım. Çok rahat. Sabaha kadar hürüm. Ne demek biliyor musun? Yatsıyı kılmak demek sabaha kadar bağım devam ediyor. Sabaha kadar bağım devam ediyor. Bağ attım. Daha karışmıyorum. Ne yapar? Ne yaparsa o iyi yapar. Çünkü ona güveniyorum. Fazla yapmaz bana, az da yapmaz. Ama bir başkasının elinde olsa benim nefsim, canım, hayatım, acaba ne yapar ya? Buna kızdı mı? Yoksa bir şey mi yaptı? Fazla mı yapıyor, az yapıyor? Ya. Allah çok güzel yapmış. Bugün sofrada dedim arkadaşlara, Allah bana dese ki bu aklı verdim sana. Bu şunu da verdi. Tamam. Bu kadar insan tanıdım. Bu kadar psikolojiyle meşgul oldum. Sana soruyorum. Şimdi bu akılla dünyaya yeniden geleceksin de hangi fıtratı isterdin? Mulayim, yumuşak, alim, kadın, çocuk, sert, küllambeyli. Nasıl bir fıtratla, yani keşke şöyle olsaydım derdin. Yalana Allah şahit edilmez, kafir olur. O Allah şahit olsun ki hiç karışmazdım. Bu fıtratı yaptı, bundan memnun.
benim ruhum bu fıtrata uygundu. Ve bu zamanda doğmaya uygundu. Hiç karışmazdım ve memnunum. Çünkü Allah fazla yapmaz, az yapmaz. En doğrusunu yapmış. Yani Allah haşa iş güzel olmaz, beceremeseydi. Ya biraz az oldu, çok oldu, beceremedi falan denilir. Allah en iyisini yaptı. Ve kesinlikle başka fıtrat istemezdi. Siz de kendinize sorun. Sorun bakalım. Ulan hangi fıtrat isterdiniz? Ben bunu isterdim. Bazen soruyorum kendime. Asıl saadete gelseydim daim olurdu. Hayır, olmazdı. Daha kötü olurdu. Çünkü asıl saadete gelenler hepsi iman etmedi ki. Beşte dördü iman etmedi. Yani ne olacağım belli değildi. Ama şimdi ne olacağım belli değil. İman etmişim elhamdülillah. Asıl saadette ne olacağım belli değildi. Allah mı yaptı bu işi? Kaç yaşında, nerede doğacağımı? Allah doğru yapmış. En iyisini yapmış. Ben şöyle yapardım demek Allah'ın rububiyetini gizliden inkardır. Bitiriyorum, bitiriyorum, bitiriyorsun ama bitirmiyorsun be kardeşim. Bitir. O şuur imanıyla, o baki sermediye bir intisap ve o intisabın imanıyla umum mülküne bir münasebet peyda olur. Ve o münasebet intisab ile o hadsiz bir mülke bir nevi malikiyet gibi iman gözüyle bakar, manen istifade eder. Mesela insanı en çok rahatsız edenlerden bir tanesi de hırstır değil mi? Mülk, varlık düşkünlüğüdür. Hem de sahip olayım hem sonsuz. İşte Allah'a iman ettiğin anda o gözlük, o intisapla Allah'ın mülkü senin oluyor. Allah'ın nesi varsa senindir. Şeye benziyor. Ya bu kimin bu araba? Bizim. Babamın demiyor. Baba, çocuk o kadar fena fiil baba olmuş ki babanın malı benimdir. Benim, bizim. Ha, Allah ile o kadar fena fiil Allah olacağız ki Allah'ın malı ne varsa hepsi benim. Onun için sen de benimsin. Sen de bana öyle bak. Çünkü sen Allah'ın değil misin? Allah'ın nesi varsa hepsi benim. Hepsi benim. Çünkü Allah benim. E peki sana bir şey kalmadı mı? Onun için Allah demiyorum. Allah'ım. Güneşe her bir ağaç, her bir ot diyebilir. Güneş benimdir. Ama ötekisine mani değil. Allah imanımızı ziyade etsin. Amin. İmanın suretinde kalmayıp İmanın sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyetini yaşamaya, yaşatmaya nasip eylesin. İman, şuur-u imanın kalitesi ve çapı olan şuur-u imani, ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin seviyesinde şuur-u imanı nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak verdiği bu nimeti, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetini hatırına, verdiği iman nimetini Allah'lığı hatırına son nefesimizin sonuna kadar muhafaza etmeyi, ona hakkıyla müntesip olmayı nasip eylesin. Amin. İmanla göçmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin, kim bize dua ediyorsa, kime inşallah demişsek, kim bizden ne bekliyorsa, kimin hakkı hukuku üzerimizde varsa, kim hizmet imaniye, Kur'aniye'de maddi ve manevi sedarlığı varsa, onları ve bizi sevenleri, İnsi ve cinli şeytanların şerinden, semavi arz-ı afatlardan hıfz-ı emin eyle. Amin. Onları ve bizi şeytan, cin, erba-ı habise, mevad-ı şerire ve nefs-i emmarenin vehim ve vesvesesinden hıfz-ı emin eyle. Vahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. Gel kardeş. أعوذ بالله من الشيطان
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَأُمُّهُ Well,
لهم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة